hoş geldiniz. Bugün sabah komşumuza kahvaltıya davetliydik. Ben de bu harika sofrayı vlogumu eklemesem olmazdı. Gerçekten her şey çok güzeldi. Benim günüm bu şekilde başladı. Sevdiğim insanlarla birlikte hoş sohbet içeren çok güzel bir kahvaltı ettik. Tabii ki de sonrasında kahve olmazsa olmazımız. Her sunum yapışımızda buz gibi kahve içiyoruz ama önemli olan tabii ki de sunum. Kahvaltıda 8 kişi olduğumuz için ikişer ikişer sunum yaptık. Bunlar da diğer sunumlarımız. Başka bir gün öğleden sonra ders çalışırken kendime güzel böyle sağlıklı bir atıştırmalık yapmak istedim. Evde avokado vardı ve avokadoyla sağlıklı puding yapılan bir tarif görmüştüm daha önce. Denemeyi çok istiyordum. O yüzden bu avokadoyu bu şekilde değerlendirdim. Bir tane avokado kullanıyoruz. Bunu bir blender'a ya da bir robota alacağız. Bu tarifte portakalı mutlaka kullanın. Bir tane portakalın suyunu ekleyeceğim avokadonun içine. Bir buçuk yemek kaşığı kadar da kakao ekliyorum. İstediğiniz bir tatlandırıcıyı yaklaşık bir yemek kaşığı kadar ekliyoruz. Ve kapağını kapatıp blender'ı çalıştıracağım. Kıvamı gerçekten çok güzel, pamuk gibi oldu. Ben yarım da muz eklemek istedim. Muz tamamen opsiyonel. İsterseniz ekleyebilirsiniz. Evinizde yoksa da eklemenize gerek yok. Tekrar blender'ı çalıştırıyorum. Kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Aynı pamuk gibi. Hemen servis kabımı alacağım. Servis ettikten, yani kaba koyduktan sonra yaklaşık 1 saat kadar ben buzdolabında bekleteceğim. Ders çalışırken bir şeyler yemek istedim ve gerçekten çok sağlıklı hem de çok lezzetli bir atıştırmalık oldu. 1 saat buzdolabında beklettikten sonra üzerine biraz Hindistan cevizi dökerek servis ettim. Kıvamı gerçekten çok güzel, pamuk gibi oldu. Ben bu tarifi çok beğendim. Tam böyle yazın sıcaklarında pişmeyen, böyle soğuk ve ferah bir puding tarifi oldu. Ben de bu sırada İngilizce dersime çalışıyorum. Akşam için kendime güzel bir makarna yapmak istedim. Çok uzun zamandır, neredeyse bir aydır hiç makarna yapmıyordum. O yüzden hemen ortamımı hazırlıyorum. Sizlere de bu makarna tarifini vermek istiyorum. Bir beşamel sosu hazırlayacağız. Bir yemek kaşığı tereyağı ve birazcık zeytinyağı ekliyorum. Tereyağı eridikten sonra birazcık un ekliyoruz ve unun kokusu çıkana kadar kavuracağız. Sosu yaparken bir yandan da makarnayı suya atacağım. Ben bu Barilla'nın linguini makarnasını çok seviyorum. Spagettinin birazcık daha yassı hali. Un kokusu çıkana kadar kavruldu. Birazcık süt ekliyorum. Sütün kıvamını, yani yoğunluğuna bakarak ayarlayın. Ben buna makarna dökeceğim için bayağı sıvı kıvamlık almasını istediğim için sütünü biraz bol koyacağım. Şimdi baharatları ekliyorum. Tuz, köri. Ben bu makarnayı körili makarna yapıyorum. Ve birazcık karabiber. Bunu hepsini karıştıracağım. Bu arada isterseniz tavuğu da ayrı bir yerde soteleyip onu da ekleyebilirsiniz. Ben tavuk kullanmak istemedim bu tarifte. Makarna da haşlandı. Sosuma onu da ekliyorum ve güzelce karıştıracağım. Birazcık da peynir ekliyorum. Bunun peyniri ne olduğunu bilmiyorum. Eriyen bir peynir kullanabilirsiniz. Kaşar peyniri de olur. Makarnanın suyundan birazcık ayırdım. Eğer kıvamı yoğun olursa ondan da ekleyeceğim. Makarna gerçekten harika görünüyor. Hemen güzel bir şekilde koyabilirsem tabağa servis edeceğim.
Bu İtalyanların tabakta spagetti sunma şekline bayılıyorum ama hiçbir zaman o şekilde koyamıyorum. Sanırım bu şekilde birazcık yaklaştım o sunumlara. Ben her şeyin üzerine koyduğum için üzerine birazcık maydanoz koyuyorum. Ve makarnamız hazır. Gerçekten bayağı lezzetli oldu. Siz de deneyebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. İzlediyseniz buraya kadar çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.